Ne yaptın? Kısa devreyi buldun. Hattı tayin ettin. Hangi hattın kısa devre çıktı? Recep Bey. Şimdi biz bunu bu hattı ölçmeden de nerede görebilirdik kısa devre olduğunu? Güç kaynağında görebilirdik. Ama şöyle. Şimdi bizim bir tane bataryada artı kutbumuz yok mu? Evet. Var. Buradan bir hat oluşuyordu. Şarj dönüş hattı. Hangi hattı o? Yok. Şarj giriş hattı Vebus. Dönüş hattımız ne? Nereye giriyordu? Bataryanın artısına. Vebat hattı. Vebat'la VCCM'nin ikisini kim ayırıyordu? Bir tane MOSFET vardı değil mi? Hatırladın mı şimdi? Tigris'ten çıkıyordu hani bir taraf. Evet. O zaman biz güç kaynağında direkt kısa devre görüyorsak direkt diyoruz ki ya batarya tırnağı kısa devreye düşmüş, tırnağın kendisinden değil kastımız. Ya onu bir şey kısa devreye düşürmüş. Ya da ana besleme attı kısa devre. Ne yaparız peki? Vebat attı mı kısa devre? VCCM'yi mi kısa devre? Hemen nokta atışı ilk önce bunu nereden ayırırız? Mantık yürüt bakalım. Kısa devre hani tahmin mi edeceğiz hangisinden olduğunu? Tahmin değil. Şimdi bir nokta atışıyla bunu hemen ayıracaksın. Hadi bakalım, zorluyorum şu an seni. Bakalım bu sorunun cevabını verebilecek misin? Mantık, mantık kur bak, düşün. Çıkmıyor mu bir şey? Aslında ben sana anlatırken sorunun başında cevabını da verdim. Ne dedik? Bak Tigris'ten dedik. İki tane hat vardı dedik değil mi? Bir ana besleme vardı. Bir de vebat hattı vardı. İkisinin arasını bir MOSFET ayırıyordu dedik değil mi? Evet. Şimdi ben hangi hatta kısa devre olduğunu bulmak için hemen batarya tırnağından bir ölçüm alırım. Eğer batarya tırnağın kısa devre değilse senin arızan MOSFET'in öbür tarafında. Yani VCC main'de. Anladın? Heh, bunu zaten ölçerek buluyorsun ama bunu ayırdığın zaman ne kalıyor? Eğer benim vebat attım kısa devreyse, bak şimdi vebat attım kısa devreyse, bak vebat attığına bakalım. Bu bizim vebat attığımız. Şimdi olağan şüphelileri inceliyoruz. Tamam mı? Burada olağan şüphelileri inceliyoruz. Ne var? Entegre var. Bak bu tarafta gördün mü? Ne entegresi bu? Amplikatör. Tamam mı? Bunlar da speaker, amplikatör direkt vebat hattından besleniyor. Tamam mı? VCC main'den değil. Olağan şüphelimiz bu entegre buradaki devre elemanları olurdu. Anladın mı? VCC main'e hiç bulaşmazdık. Anladın mı demek istediğimi? Ama bizim neremiz kısa devre olmuş? Hangi hattımız? VCC main. Main hattının kısa devre olduğunu ne yapmış oldun? Böylece doğrulamış oldun. Üzerine de dokundun, ölçtün. Yine ne yapmış oldun ikinci kez? Doğrulamış olduk. Tamam mı? Burayı net anladın mı Yunus? Şimdi deminki konu, az önceki videonun en sonunda kabloyu bobin hayal ettik. Ve dedik ki bunun da kendine ait neyi var dedik? Özdirenci. Özdirenci var. Ben bazen bobinler hakkında devre üzerindeyken bilgi sahibi olmak için ne yapıyorum? Onların öz direncini ölçüyorum. Bobini aslında ölçmem için benim neye ihtiyacım vardı? Bobin metreye ihtiyacım vardı. Ama yetiyor mu? Bobin metre yetmiyor. Bir de o bobini ne yapmam lazım? Dışarı almam lazım. Benim bu mikro devrede bunları yapma imkanım var mı zaten? Yok. Değil mi? Böyle her parçayı kaldırıp ölçmeye kalkarsak işin içinden çıkamayız. Ne yapıyoruz? Onun üzerinde bazı hilelerle tüme varıyoruz. Yani diyoruz ki, şimdi bak bu az önceki kabloyu iki taraflı tuttun, ötüyordu değil mi? Ötüyordu. Şimdi ben bu kabloyu açsam, içindeki tellerin yarısını alsam, yine tutsam öter mi? He? Öter ama şeye düşer. Anladın mı? Yine öter. İçinde bir tane de bıraksam, yine öter. Ama o artık eski kablo mu? O amperi taşıyacak vaziyette mi artık? Değil mi? Şimdi bu normalde 2 amper taşıyabiliyorsa
düşecek. Yarıya yarsam 1 ampere. Daha da incelttim, minnacık değil mi? İşte bobinlerde bazen böyle kaybı uğruyor. Sargısı kaybı uğruyor. Anladın mı? O zaman görevini yapamıyor. Bobinleri bir de avometre haricinde osiloskopla da güzel ölçebilirsin. Ama biz ne yapıyoruz şu an? Avometre üzerinden ilerliyoruz. Biz her zaman ikinci, üçüncü ölçüm aletlerinden hep kaçmaya çalışıyoruz. Kaçabildiğimiz kadar. Tamam mı? Anladın mı şimdi mantığı? Elektroniğin mantığı bu. Burada öğreneceğimiz bunun üzerine olmuş oluyor. Tamam mı koçum? Anladın değil mi burayı? Güzel. Şimdi kısa devre konusunu anladın. Kısa devre geldiği zaman da senin o kullandığın ara aparatlar, işte cihazı bağlayıp tetikleten aparatları kısa devre gördüğün zaman ne yapmıyorsun? Kullanmıyorsun. Artık gücü nereden vereceksin? Batarya tırnağından direkt vereceksin. Aradaki o malzemeleri de yakmayacaksın. Çünkü çabuk yanarlar. Tamam mı? Dayanamazlar. Çünkü üflükten şeyleri var, devreleri var. Anladın değil mi mevzuyu? Evet, tamam. Tamam. Güzel.